Önce ben bunları direkt olarak marine edip dolaba vereceğim. Poşetleri boşaltmayacak mısınız? Yavaş yavaş açsam ses. Önce hemen balığımı marine edeyim çünkü dolaba vereyim. Ama Seda Hanım böyle olur mu? Tamam mı? İstersen ne istiyorsun bana anlat. Ben buradan çıkarayım, buradan tamam. Çalışayım, buraları doldurmayayım tamam. Mı diyorsun? Evet, öyle yapayım. O zaman süreni başlatıyorum bak. Nerede? İkarnında şurada. İkarnında. Hazır mısın? Hazırım. Süren başladı. Kayla bebeklerimi aldım. Bunlar da alıyorlar bu cam kapları ya da bu tencereleri. Bak ocağın üstüne fış diye attı. O çiziyor be kardeşim. Evet, orası doğru Seda Hanım. Beklediğim menüyü buldum. Ben zaten kendisine de söyledim. Sizden dedim balık menüsü bekliyorum. Gerçekten de tam beklediğim bir menü çıktı. Balık cımbızı ile balığın içerisindeki çok ince kılçıklara ekleyeceğiz. Balık cımbızı mı? Evet. Göster, bir daha göster. Bu balık cımbızı. Şuraya göster. Aa, bak neler yapıyor. Sen bu filoto edilmiş balık ama içerisinde çok ince kılçıklar kalıyor. Bunu da ellerimizi göz olarak kullanacağız. Şöyle üzerinde gezdireceğiz ellerimizi. Şimdi ne yapıyorsun? Yaptıklarını anlat seyirciye. Şimdi kaya levreğini önce keseceğim. Cam kasenin içerisine dizeceğim. Yağ falan koydun mu cam kasenin? Üzerine onu koyacağım şimdi. Balıkları servis edeceğim gibi şekilli kesiyorum. Sizce aralarında balık sevmeyen var mıdır? Yani olabilir, sevmeyen vardır tabii ki. Ama şöyle bir düşünün, bir davete gittiniz, davette balık var. Bir düğün davetine gittiler ya da bir şık bir yerde bir davet var. Menüde balık var, ne yapacaklar, yemiyoruz mu diyecekler. Yemeyebilirler ama belki bu yarışma olduğu için tadına bakmak zorundalar her şeyden önce. Puan ama verecek. Siz, efendim? Hayatım bu davet yarışması değil ki, bu yemek yarışması. Şimdi biz Kırklareli'ye gittik. Kırklareli. Mesela Antep'e gittik. Ne yaptılar? Yöresel yemekler yaptılar. Ama onları kendi tarifleriyle yaptılar. Ama davet çayı yanlış ya. Şöyle düşünün. Mesela Ayşe Hanım, akşam bütün kardeşlerinizle geliyorsunuz, size yemek yapıyorum dediğinde en güzel yemekleri yapmıyor mu? Ama bazen maksadını aşıyor bu iş. Yani atıyorum mesela Satın'ın yaptığı çorba yarmalı. Davet çorbası değil dediler. Evet. Ama işte ben bunu istemiyorum. Ben diyorum ki bu yarışma... Keşkekse keşkek ya da işte bulgur pilavı. O tura bulgur pilavı davetli olmaz. Ya ne daveti? Sen lezzetine bak. Serkan Bey düğün çorbası davet çorbası değildir dedi ya. Bence tam sizin dediğiniz gibi düğün çorbası tam bir davet çorbasıdır. Ay bu Serkan'a göre oturduğu masalarda hiçbirinde bu davet masasına yakışır demedi ki. Ama benim gittiğim davetlerde onlar yoktu. Serkan Bey Satı Hanım'ın çorbası için davet çorbası değil dedi. Gerçi Serkan Bey benim çorbama da... davet çorbası değil dedi. Nazan Hanım'ın çorbasına da davet çorbası değil dedi. Beğenmedi hiçbirimizin çorbasına. Bakalım günlerdir beğenmediği sofralardan daha iyi bir sofra hazırlayabilecek mi? Merak ediyorum. Ne yapıyorsun? Ameliyatta mısın? Cımbızda içinden kılçık alıyorum. Elime geldi bir tane. Aferin. Bir tane gelsin. Bak ben seni ne yapacağım. Tabii ki çıkabilir ama Seda Hanım. Yapacak ona bir şey yok ama şu sen an... Sen bir tane şey geldi. Ay dişim kırılacaktı. Hassas dişlerim. Ama o diş kırılırdı. Bu ince kılçık balık bu. Onlar boğazıma kaçar. Boğazıma kaçar. Devreğin kılçıkları kalındır ama. Hayır. Bunlar çok ince kıl... çok ince kıl gibi, ip gibi kılçık bunlar. Bugün Serkan Bey deyince zaten yüzüme bir tebessüm geliyor. Serkan Bey'den ben bugün hiçbir şey beklemiyorum açıkçası. Arkadaş sadece bol bol konuşuyor. Bence buraya da yemeklerini değil de kendini göstermeye gelmiş gibi bir ön yargı bıraktı bende. Daha çok gayrimenkullerini reklamını yapmak için gelmiş. Ben öyle hissettim. Eğer mutfakta da başarı gösterirse gerçekten çok şaşıracağım. Diğer arkadaşların da hepsini eminlerini yetiştirirler, üstesinden gelirler. Havası izledim ama Serkan Bey'i de böyle bir şey hiç hissetmedim. Karabiberi ve yaprağı önce veriyorum. Üzerine yağ döküyorum. Çünkü yağı önce sürersem, bunu dökersem balık baharatın sosunu... Emmiyor. Aromasını emmez. Anladım. Şimdi ne koyuyorsun? Karabiber mi? Karabiber. Defne yaprağımı koydum. Kaç kişilik yemek yapıyorsunuz? Yesinler bol bol balık yesinler. Küçülürse bunlar 2-2 koyacak tabağa. 2-2 vereceğim arttı da. Şimdi zeytinyağımı. Aa ne yaptınız öyle? İşte sinir. Bunlar böyle işte sinir olur. Ben açayım mı onu? Bunu unutmayın. Şöyle kenarı bıçaklısı var. Asıyorsun oraya böyle çekiyorsun. Bunlar anlamaz tabii.
Her ne kadar yemekten anlıyorum dese de bilmiyor. Bak ben bir kadın olarak gidiyorum onu alıyorum.